Üzümümüzü gittik dalında kestik. Evet. Kasalara topladık, getirdik. Ondan sonra üzümü ezme şeysine getirdik, makinesine. Ezdirdik, suyunu çıkardık. Ocaklara, tencerelere vurduk, kaynatıyoruz. Bunları kaynatacağız. Bütün köpükleri böyle alınacak mı? Bütün köpüğü alınacak, durulacak. Ondan sonra şu hale gelecek, bak şunu göster. Evet. Büyük kazanı. Görüyorum. O öyle kesilecek, böyle kesildikten geri bırakacağız. Hı. Yarın durulacak, durulan suyunu alacağız. Pekmez edeceğiz, tekrar kaynatacağız. Dibinin milini atacağız. Pekmezle kesilme dediğimiz şey şu. Bakın burada köpük var. Evet. Biz bunu alıyoruz. Köpüklerini alıyoruz. Evet. Alıp atıyorsunuz. Hani onu ta dışarı götürdük. Eğer ki aldıktan sonra şundaki gibi dibine, büyük kazandaki gibi bir daha köpük olmuyorsa olmuş demektir. Kesilme şu üstünde artık köpük olmaması demek. Yani alıp atıyorsunuz köpükleri, bir daha köpük çıkmıyor. Çıkmadığında artık ocak sönüyor. Yarına kadar böyle bekliyor. Altında kalan posasını yarın hiç kaynatmıyorsunuz ama atıyorsunuz üste kalan o berrak pekmez suyunu, yani üzüm suyunu kaynatarak koyulaştırıyorsunuz ve pekmez oluyor. Yarın zaten devam edeceğiz. Dün durulanması için beklettiğiniz pekmezini isterseniz üste kalan duru kısmını kepçeyle alarak süzebilirsiniz. İsterseniz bir türbent yardımıyla geçirip süzebilirsiniz. Biz bunu türbent yardımıyla süzdük ve şimdi koyulaşana kadar kaynatmaya bıraktık. Ara ara karıştırmaya devam ediyoruz. Pekmezimiz kaynamaya devam ediyor ve biz şimdi tadına bakacağız, kıvamına bakacağız. Gördüğünüz gibi daha duru. Bu pekmezi bizim kaynattığımız akşama bulacak. Rengine bakın. Tadına da bakayım. Sıcak dumanları çıkıyor. Yenge koyulaşmaya yakın bu. Tadı çok güzel. Pekmezimiz saatler sonra artık oldu. Görüyorsunuz dumanı hala çıkıyor. Şimdi tabağa koyup size koyduğunu göstereceğiz. Yapış yapış zaten artık. Hı. Tutuyor kaşığı. Tutuyor. Evet. Soğudukça zaten tamamen koyulaşacak. Hı. Hepinize afiyet olsun. Hadi.